O yüzden hepinize merhabalar, ben Murat. Bu videoda sizlere iPhone'un sanal orta tuş uygulamasını göstereceğim. Eğer şuradaki fiziksel orta tuşunuz bozulduysa veya bozulmasına da gerek yok. Sanal orta tuş kullanmak istiyorsanız, bunu yıpratmak istemiyorsanız, ayrıca bu sanal orta tuşta ses açma kapama ve üstteki kilit tuşu gibi özellikler de var. Yani telefon üzerindeki tüm tuşları bu tuşta görebiliyoruz. İşte bunu eklemeyi veya kaldırmayı göstereceğim. Yani siz de belki açıktır, kapatmayı bilmiyorsunuzdur. Ya da işte açmak istiyorsunuzdur. Nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle ayarlar kısmına gidiyorum. Bu arada ekran videosu değil de direkt böyle kamerayla çekiyorum. Bunu yapma sebebim elimi de görün, nereye tıkladığımı görün diye, biraz daha iyi olması amaçlı. Sadece bu amaçlı. Şimdi ayarlar kısmına geldim. Buradan erişebilirlik kısmına geleceksiniz. Biraz aşağı indim. Gördüğünüz gibi erişebilirlik kısmı var. Tabii tıklayamadım ben. Erişebilirlik kısmına tıkladım şu an. Burada. Şimdi burada fiziksel ve devinimsel kısmında dokunma diye bir seçenek var. iPhone'un eski modellerinde burada direkt şöyle dokunmaya da gireyim. Neydi ismi? Assistive Touch. Assistive Touch arkadaşlar. Associate chip ne? iPhone'un bazı modellerinde erişebilirliğe geldiğiniz gibi burada Assistive Touch göreceksiniz. Şu anda iPhone 7 ile çekiyorum. Bunda ise fiziksel ve devimsel kısmında dokunma kısmına tıklıyoruz, geliyoruz ve burada Assistive Touch özelliğini görüyoruz. Bunu şuradan açık, gördüğünüz gibi. Bunu böyle kapatabiliyoruz. Şu an kapattım. Geri açtım. Açtığım gibi gördüğünüz gibi şuraya geldi. Şuradan hemen çıkayım. Tuş buraya geldi. Herhangi bir şeyle uğraşırken telefonda tuş böyle gördüğünüz gibi şeffaf hal alıyor. Üzerine bastığım an kullanabiliyorum. Üzerine bastığımda neler yapabiliyorum? Mesela işte ana ekrana gelebiliyorum. İşte bildirimler kısmını açabiliyorum. Özel kısmında işte belli özellikler var burada ve buraya ekstra bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Şimdilik eklemeyeceğim. Siz bir şeyler eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Denetim merkezinden işte istediğiniz yere gelebiliyorsunuz. Şöyle tekrar tıklayalım. Aygıt kısmında İşte ekranı döndür, ekranı kilitle, üstteki üst kilit tuşu, işte sesi aç, sesi kapat, işte sesi kıs, sesi aç, şuradan yükselt gibi özellikler görebiliyoruz. Daha fazla özellik için şöyle açalım. Buradan denetim merkezi, pardon, denetim merkezi değil, açtım. Aygıta tıkladım. Fazlasına tıkladım. Şurada 3 nokta var. Buradan işte ekran resmi çekebiliyorum. Salla özelliği var. Mesela salla özelliği örnek vermek gerekirse Turkcell'in salla kazan uygulamasında telefonu sallamanız gerekiyor. Bunun gibi bazı uygulamalar telefonu sallamanızı istiyor. O an telefonu sallamak istemiyorsanız veya buna müsait değilse ve işte sallama sensörleri bozulduysa, ki böyle bir şey olduğumu hiçbir insana bilmiyorum ama işte fiziksel olarak sallamaya imkanınız yoksa sallaya basabiliyorsunuz. O an sallama etkisi yapıyor. Yani sallamış gibi komut veriyor telefona. Tekrar gelelim. İşte ekran resmi. Gördüğünüz gibi ekran resmi kaydoldu. Yeniden başlat. SOS acil bildirimle alakalı, bunu araştırabilirsiniz siz bilmiyorsanız. Gibi gibi işte özellikler var. Şöyle uygulamalı değiştirici kısmından açık sekmeleri de görebiliyorsunuz. Evet, bu videodan bu kadardı. iPhone'la alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa yorum atarak bizden videosunun gelmesini isteyebilirsiniz. Onun dışında kanalda YouTube eğitim seti, internetten para kazanma, Google ve diğer site reklamları